Arkadaşlar merhaba. Çöz Kazan Yayınları TYT Türkçe Soru Bankası'ndan soru çözümlerimize devam ediyoruz. Eylemde anlam, kip ve kişi testi birinci test. Beşinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi kılıç eylemlerinden olmuştur? Şimdi parçada bize kılıç, yani diğer isimle iş eylemlerini tanımlamış sanırım. Bakalım. İş, kılıç, durum ve oluş anlamları içerir. Kılıç eylemleri nesne alırken durum eylemleri almaz. Oluş eylemleri ise kendiliğinden olma anlamı taşır. Şöyle hemen onu da işaretleyeyim. Bu eylemler kılıç ve durum bildiren eylemlerden yapıcısının olmaması yönüyle de ayrılır. Arkadaşlar şimdi bize genel olarak anlamına göre fiil çeşitleri hakkında bilgi vermiş. Hepsinin kılıç olması lazım şıklarda. Şimdi bunu nasıl ayıracağım? Kılıcı nasıl arayacağım? Diyor ki bunların nesne alması lazım. O zaman iş fiillerine ben neyi, kimi sorusunu sorduğumda, yani bu soruyu sorabilmem, cevap alabilmem lazım. İkinci yöntemim ise fiilimin başına onu getirirsem, onu artı fiil diyelim, anlamlı bir şey ortaya çıkması lazım. Şimdi bakalım, onu durmak, neyi durmak oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Bu iş fiili değil. A şıkkını bu şekilde eleyebilirim. Devam ediyorum. Anlatmak, neyi anlatmak? Onu anlatmak, kitabı anlatmak, konuyu anlatmak iş fiili. Onu tutmak oluyor mu? Oluyor. Kalemi tutmak, defteri tutmak değil mi? Onu kesmek, işte kağıdı kesmek, kumaşı kesmek yine olabilir. Dolayısıyla burada üçü de iş fiili ama ben diğerlerini de incelemek istiyorum. Sararmak oluş fiildir. Kendiliğinden olur arkadaşlar. İş fiili değildir. Yatmak, yine onu yatmak, neyi yatmak olmadığı için durum fiilidir. Bağlamak, ipi bağlamak, onu bağlamak, neyi bağlamak, bunların hepsi anlamlı olduğu için iş fiili. Kalmak. Ama onu kalmak diyemiyorum ya da işte neyi kalmak diye bir soru da soramıyorum. Dolayısıyla durum fiilidir. E şıkkını da böylece eleyebiliriz. Cevabımız B şıkkı olacak. Şimdi ikinci test dördüncü soruyla devam edelim. Demiş ki, yor şimdiki zaman ki peki yapılmakta olan bir işi bildirme anlamına sahiptir. Yapılmakta olan, yani şu an yapılan işle anlatışın aynı anda gerçekleştiğini bildirir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zamanki peki kendi anlamının dışında kullanılmıştır? Aslında bana neyi soruyor? İşte bakın, bunu kiplerde anlam kayması diye de sorabilir. Çok karşımıza çıkar. Ya da zaman kayması şeklinde de karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Yor ekini kullanacak ama şu an yapılan eylemi anlatmayacak bana. Farklı bir zamanı kastedecek. Şıklara bakalım. Şu an soru çözüyorum. Evet, şimdiki zaman şu an çözüyorum. Doğru değil mi? Neler olacak diye düşünüyorum. Düşünme eylemini şu an yapıyorum. Doğru. Hep aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bakın, bu hep sözcü, genel ifadeler her zaman. Dün de yaptın, bugün de yapıyorsun, gelecekte de yapacaksın. Yani bir geniş zaman anlamı katar. Ama yapı olarak baktığımızda şimdiki zaman var. Dolayısıyla burada kendi anlamının dışında kullanmış. Çay bahçesinde oturuyoruz ve garsonu bekliyoruz. Evet, şu an oturup garsonu bekliyor olabilirim değil mi? Elinde iki poşetle geliyor. Şu an yapıyor. Gelme eylemini şimdi yapıyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Eylemin yapısı birinci teste geçiyorum arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik eylem kullanılmamıştır? Hızlıca hatırlayalım. Tıpkı sözcüklerde olduğu gibi fiilleri de yapı olarak biz basit, türemiş, şöyle yazalım, ve birleşik olarak üç çeşitli inceliyoruz ki fiillerde birleşik fiiller önemlidir. Neden? Çünkü üç farklı oluşum şekli var değil mi? Şimdi soru üzerinden bakalım. Bu seneki soruları çözebildin mi? Bakın arkadaşlar, yeterlilik fiili, çözmek fiili, ebilmek fiiliyle birleşmiş kurallı bir birleşik fiil var. Uyuyakaldım ve bu önemli sınavı kaçırdım. Uyumak fiili, ek almak fiiliyle birleşmiş kurallı bir birleşik fiil var burada da. Hayatı bana zehrediyorsun. Arkadaşlar burada zehretmek, zehir ve etmek fiiliyle birleştiği için yardımcı fiille kurulan birleşik fiil var. Şimdi bizim Türkçe'de yardımcı fiil olarak kabul ettiğimiz etmek, eylemek, olmak, kılmak sözcükleri var. Buyurmak da var yine buna ek olarak. Zehir ve etmek birleşmiş yardımcı fiille kurulan birleşik fiil oluşturmuş.
sizi orada göremedik. Bakın bu zaten benim çok önemsediğim, çok dikkat etmemiz gereken bir ifade. Olumsuz gördüğümüzde her zaman soruda fiil inceleyeceksem eğer önce onu bir olumluya çevirmem lazım. Göremedik çekimli fiilinin olumlusu nedir? Görebildiktir. Yani gördük değildir olumlusu, öyle değil mi? Eğer olumlusu gördük olsaydı olumsuzu görmedik olurdu. Bakın burada ne var? Bir fark var. Şu E'den ben anlıyorum ki bu görebildik fiilinin olumlusu. Görebilmek, görmek fiiliyle e-bilmek fiili birleştiği için kurallı bir birleşik fiildir. Onun olumsuzudur. Aynı soruları aylardır sorula gelmiştir. Sorulmak a gelmekle birleşmiş. Yani sürerlik fiili oluşturmuş. Kurallı birleşik fiil. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Yine fiil yapısı, eylem yapısı ikinci test, beşinci soruyla devam ediyoruz. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit zamanlı birleşik eylem vardır? Bakın ben birleşik fiil arayacağım. Ama çekimlenmesi basit zaman olacak. Yani sadece bir tane kipek almış olacak. Hızlıca bakalım. Küçük de olsa gönlümden kopan bu hediyeyi kabul edin. Kabul etmek yardımcı fiille kurulan bir birleşik fiil. Siz kabul edin, kipeki yok, sadece şahıs eki almış. O zaman emir kepiyle çekimlenmiş diyeceğiz, öyle değil mi? Burada bir birleşik fiil ve basit zamanla çekimlenmiş bir birleşik fiil var. Diğerlerine yine de bakacağım. O yenerse de benim gözümde bir şey değişmeyecek. Bakın değişmeyecek hiçbir şey yok. Değişmek fiili olumsuzluk eki almış, gelecek zaman eki almış. Birleşik fiil değil. Belki de toplantı kararlarını hepimize anlatacaktı. Fiilim anlatmak. Acak ecek gelecek zaman eki ve onun hikayesini almış değil mi? Hikaye eki dıdı var. Söylediklerini hiçbir şekilde kabul edemiyorum. Kabul etmek birleşik fiildir. Ama ben bunun basit çekimli olanını arıyordum. Bakın diyor ki şimdiki zamanın hikayesi değil mi? Hem your eki var hem the eki var. Bu birleşik zamanlı bir çekim olmuş. Dolayısıyla cevabım bu da olamayacak. Roman epey sürükleyici bir dille kaleme alınmış. Kaleme alınmak anlamca kaynaşmış, deyimleşmiş bir fiil. Dolayısıyla birleşik bir fiil, birleşik eylem. Ama alınmıştı, öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi arkadaşlar. Dolayısıyla bu da birleşik çekimli, birleşik zamanlı. Ben basit zamanlıyı arıyordum. Zaten bulmuştuk. Cevabımız A olacak. Ek fiile geçelim. Birinci test ikinci soruya şöyle bir bakalım. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin görevi ötekilerinden farklıdır? Ek eylemlerin iki işlevi vardır diyor bana. İsim soylu sözcükleri yüklem yapmak ve eylemlere gelip onları birleşik zamanlı yapmak. Evet, bu bizim bildiğimiz ek fiille ilgili bilmemiz gereken tek düşünce bu arkadaşlar. Bunu bildikten sonra inanın bana ya ek fiille ilgili hiçbir soruyu kaçırmazsınız zaten. Diyor ki hangisinde ötekilerden farklı ek fiilin görevi farklıdır diyor. Bakalım bu konu isimle konuşmuştuk. Konuşmak benim fiilim. Muş öğrenilen geçmiş zamanı ve onun hikayesini almış. Demek ki burada birleşik çekimi yapmış değil mi? Ya da birleşik zamanlı yapmış. Sen de katılırsan sevinirim. Katılmak benim fiilim. R geniş zaman ve onun şartını almış. Şart ekini. Dolayısıyla birleşik zaman var. Birleşik zaman varsa zaten ek fiilde var. Tüm sorumluluk ondadır. Bakın burada o işte nedir? İsim onda değil mi? İsim kökenli işte ek almış. Sonuna dır bildirme eki gelmiş. Burada ismi yüklem yapmamış mı arkadaşlar? Gelen dır bildirme eki ek eylem. İsmi yüklem yapmış. D'ye bakalım. Adamcağız yine hastaneye yatacakmış. Yatmak fiili acak ecek gelecek zamanın rivayetinmiş, rivayet ekini almış. Dolayısıyla iki tane kipeki varmış gibi duruyor, öyle değil mi? Halbuki birinci kipeki, ikincisi ek fiildi. Birleşik zaman oluşturmuş. Kağıtları bırakıp sınav bitmiştir. Bakın yine bitmiş, öğrenilen geçmiş zaman eki ve dır bildirme eki, ek eylem. Bir kipekin, kipekinin üzerine gelmiş. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Ek fiille ilgili yine ek eylemle ilgili ikinci test 9. sorudayız. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde
ek eylem basit çekimli eyleme gelerek onu birleşik çekimli yapmıştır. Yani neydi? İki görev vardı. Ya isme ya fiile gelecekti. Burada fiile gelme halini, birleşik çekimli fiili soruyor bana. Bugün epey yoğunum, sonra gelin. Bakın yoğunum, bunun içinde dur vardır aslında bir gizli. Ama söyleyişte düşürürüz. Ne oldu? Buraya isme ek fiil gelmiş, öyle değil mi? Dolayısıyla birleşik çekim yok. Son şiirleri sanatsal kaygıdan uzaktı. Uzak, uzakmak diyemediğim için uzak kelimesi isimdir, fiil değildir. İsmi yüklem yapmış, yine birleşik çekim yok. Sabah erken kalkarsan, kalkmak fiili re geniş zaman ekini almış. Ardından şart gelmiş, değil mi? Bir ek fiilin şartlı hale gelmiş. Dolayısıyla birleşik çekim yapmış, geniş zamanlı şartı. Burada var. Onu bu çıldırtan bir hareket bu onu çıldırtan bir hareket olmuştur. Bakın burada da bildirme eki almış sadece. Dolayısıyla bunu kabul etmeyeceğiz. Orada olanlar bize de aynı şekilde anlatılmalıdır. Yine şununla aynı şekilde bakın malıdır. Bu sondaki dırlar, turlar daha çok kesinlik anlamı kattığı için veya ihtimal anlamı katıyor. Cümlenin gidişatına göre değişebilir. Bunları almayacağız. Farklı olan zaten birleşik çekim oluşturan kesinlikle C şıkkı olacak.